Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Evet, jeopolitik riskleri konuştuğumuz bir gündeyiz. Fiyatlamalar üzerine de etkisini görüyoruz. Özellikle küresel piyasalardaki yaşanan gerilimin Borsa İstanbul'a da sıçradığını gördük. Borsa İstanbul'da %2,1'lik bir geri çekilmeyle birlikte açılış yapmıştı. An itibariyle açılış seviyesinin üzerinde gerçekleşen de bir negatif yön söz konusu. 1987 puandan işlemden geçerken %2,44'lük bir geri çekilme var. Bununla birlikte dolar TL tarafı baktığımız noktada gün içerisinde özellikle sabah açılış saati sonrasında 13.80'in üzerini gördükten sonra an itibariyle burada da 13.70-50'den işlemler geçiyor. Şimdi Asya diyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, hoş geldin yayınımıza. Evet, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki iki ayrılıkçı yönetimi kabul etmesiyle, tanınmasıyla birlikte burada gözler Asya tarafına da çevrilmiş bulunmakta. Özellikle Çin Dışişleri Bakanları ve ABD Ukrayna meselesinde görüştü. Ne dersin? Pelin, merhaba. Tabii tansiyon yükselince risk iştahı kapandı. Bunu hem borsalara baktığımızda hem döviz piyasalarına baktığımızda, Asya açılışlarında ve gün boyu seyirlere baktığımızda net şekilde görüyoruz. Hemen örnekler de vereyim. Borsa tarafına, ana endekslere baktığımda ekranım kıpkırmızı. Tokyo'dan Avustralya'ya, Hong Kong'a kadar ciddi satışlar vardı. Ciddi derken özellikle %2'ye yakındır Japonya'da Tokyo borsaları, endeksleri diyeyim. Onun dışında da Hong Kong'da daha ciddi satışlar vardı. Ona da birazdan vaktimiz kalırsa hemen biraz değinirim. Teknoloji orada baskı unsuru oldu ama tabii diplomasi günün gündemindeydi diyebilirim. Pelin, orada tabii ki Blinken'la Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi görüştü. Önce tabii ki net bir açıklama yapılmadı ama birkaç saat sonra Çin'den yayınlanan açıklamada aslında önemli bir cümle vardı. O da şuydu: Çin tansiyonun diyalog yoluyla düşürülmesinden yana ifadesi belki en kilit cümleydi. Burada tabii ki dünyanın gözü Çin'de, Çin nasıl bir açıklama yapacak deniyordu ama şunu belirtmekte fayda var. Çin NATO'ya karşı Rusya'ya tam destek veriyor Pelin, ama Ukrayna meselesine gelindiğinde ise sürekli olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini gözettiğini belirtiyor. Hem dışları bakın hem de diğer dışları yetkilileri. Benim bunu da özellikle belirteyim. Sadece bugün diplomasi tarafında Çin'den sesler yükselmedi. Japonya'dan da yükseldi. Hatta daha sert sesler yükseldi. Hem Dışişleri Bakanı konuştu, hem kişi de konuştu. Başbakanın söyledikleri de belki daha önemliydi. Çünkü kabul edilemez dedi, uluslararası hukukun ihlali dedi ve piyasaların belki en çok not ettiği şey de biz bir yaptırım paketi hazırlıyoruz ifadesiydi Pelin. Çok teşekkür ediyorum Sadi Kaymaz, aktarmış olduğum bilgiler için diyerek Asya'yı noktalıyoruz ve içeriğiyle devam ediyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, Borsa İstanbul'a yansımalarına bakacak olursak 99 hissenin aşağı yönlü, bir hissenin ise sadece yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. CDS'lerde yükseliş söz konusu, 543 seviyesine gelmiş bulunmakta. An itibariyle Borsa İstanbul'da özellikle açılış seviyesiyle birlikte ulaştırmada %3'ten fazla bir geri kayıp söz konusu oldu. Sanayi tarafına baktığımız noktada ise %2,5'luk bir geri çekilme var. Bankacılık tarafında ise %1,5 seviyesinde negatif seyir söz konusu. Sürdürülebilir mi yoksa buradan bir tepki alımı gelir mi? Piyasalar ne kadarlık bir bağışıklık kazanır? Tüm bu ayrıntıları almak üzere Gedik Yatırım'a gidiyoruz ve Betül Asilkan bizlerle birlikte. Betül, hoş geldin yayınımıza. Evet, Borsa İstanbul'da küresel piyasalara paralel bir fiyatlamanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Ne dersin? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. Baktığımız zaman piyasalara haftaya dün itibariyle diplomasi mesajları sonrası risk iştahında yaşanan toparlanmayla pozitif tarafta başlamıştık. Rahatlayan piyasada ilk olarak Ukrayna'da ayrılıkçı bölgelerin Rusya'dan yardım talep ettiğine yönelik haber akışı risk iştahının tekrar zayıflanmasının etkisini gösterdi. Ancak devamında Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yöntemlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması sonrasında bu sabah piyasalarda satıcılı kırmızılı bir tablo hakim. Son dönemde sık sık dile getirdiğimiz gibi yurt dışı ile olan korelasyonun artış kaydettiğini görüyoruz.
Rusya, Ukrayna ana başlığı altında jeopolitik riskler açıklanan güçlü bilançoları geride bırakıyor. Bilanço sezonundayız. Açıklanan finansallara ve pozitif beklentilere paralel sektör ve hisse bazlı aşmaların daha çok öne çıktığını takip ediyoruz piyasanın iyi olduğu günlerde. Ancak buradaki yükselişlerde risk iştahına bağlı olarak kalıcılık sağlanamaması bu bilanço dönemini önceki dönemlerden ayırıyor diyebiliriz. Bu sabah baktığımızda biraz önce değindiğim gibi risk iştahı zayıf, yurt dışı vadelerde satıcı seyir söz konusu. Biz de güne %2 kayıpla başladık. Risk iştahına bağlı olarak geri çekilmenin devamında ortalamaların altında yer alan geçen haftanın dip seviyesi olan 1971 seviyesini izliyor olacağız. Bu seviyenin altında satışlar hız kazandığı görülebilir ve 1949-1936 seviyeleri gündeme gelebilir. Gün içerisinde 1971 altında kapanışın yaşanması haftanın geri kalanında da negatif görünümün artmasına neden olacaktır. Toparlanmalarda 2000 seviyesini izliyor olacağız. 2000 seviyesinin üzerinde referans bölgemiz 2050-2065 bölgesi. Bu bölgenin aşılması endekse daha kalıcı yukarı yönlü hareketlerin önünü açabilir. Ancak biraz önce belirttiğim gibi riskten kaçış fiyatlamasının öne çıktığı bu ortamda temkinli olunmasının daha doğru bir strateji olacağını değerlendiriyoruz. Günün geri kalanında fiyatlamalar açısından ikili görüşmeler, jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler ön planda kalmaya devam ediyor olacak. Çok teşekkür ediyorum Betül Asilkan aktarmış olduğum bilgiler için diyerek saat 10'da yine içeride makro verileri karşıladık. TÜİK tarafından açıklanan verilere baktığımız noktada da reel kesim ve sektörel güven endeksleri Şubat ayına ilişkin verileri karşılarken Şubat ayına ilişkin bir diğer karşılamış olduğumuz veri ise kapasite kullanım oranlarıydı. Reel kesim güveninde bir yatay seyir söz konusu iken özellikle sektörel güven endekslerinde de bir düşüş vardı. Tüm alt kırılımlarını almak üzere araştırma masamıza dönüyoruz. Çağlar bizlerle birlikte. Çağlar özellikle gelen veriler güvene dair ne diyor? Pelin merhaba, güzel bir gün diliyorum. Gözlerimiz kulaklarımız açıkçası jeopolitik gelişmelerde ki hem bölgesel hem de küresel çapta oldukça piyasalar için önem arz ediyor. Bu noktada açıklanan verileri de takip etmeyi sürdürüyoruz. Senin de belirtmiş olduğun gibi imalat sanayinin nabzını tutan bir nevi kapasite kullanım oranı verilerini karşıladık bu sabah. Burada mevsim etkilerinden arındırılmamış rakamın geçtiğimiz aya oranla 1 puan azalarak 76,6 değerini aldığını görüyoruz. Mevsim etkilerinden arındırılmamış rakamda da 0,8'lik bir gerileme var yine 77,2. Özellikle sanayi üretim verisiyle beraber bilhassa büyümeye dair verdiği sinyaller nedeniyle dikkatle takip ettiğimiz bir veri grafikte de görüleceği üzere geçen yıl özellikle yıl ortasından itibaren bir iki istisna hariç genel itibariyle yukarı yönde bir seyir izlenmişti burada. İmalat sanayi kapasite kullanım oranının yukarı yönde seyrettiğini görmüştük. Ama 2021 yılının sonundaki o tepe noktadan sonra yılın ilk iki verisinin gerileme yönünde olduğunu görüyoruz. Keza son gelen veride de hem tüketim mallarında hem dayanıklı dayanıksız tüketim malları, ara malı ve yatırım mallarında düşüş olduğunu, yani tüm alt kırılımlarda aşağı yönde bir seyir olduğunu izledik Pelin kapasite kullanım oranında. Geçelim güven endekslerine. Yine özellikle büyümeye dair beklentilerle beraber bilhassa piyasa gelişmeleriyle bu kez bilhassa enflasyon ve piyasaların genel itibariyle başta kur olmak üzere önemli bir sinyalini veren sektörel güven endekslerinde de sen yine altını çizdin. Bir gerileme söz konusu. Geçtiğimiz yıldan itibaren şu an grafikteki görüntüyü görüyoruz. Burada yukarı yönde seyir açıkçası daha sonra yerini dalgalı bir seyre bırakmıştı ki bu noktada özellikle kurdaki gelişmelerin önemli olduğunu altını çizelim. Son veride arındırılmış bazda verinin 2 puan gerilediğini görüyoruz ve burada da alt kırılımlarda yine hem hizmet hem perakende hem de inşaat sektörlerinde %1,2, %3,8 ve %3,3'lük sırasıyla gerilemeler var. Özetle yeni yılın başından itibaren bilhassa parasal tarafta özellikle küresel tarafta gelişmelerin FED'e odaklandığı, küresel enflasyona odaklandığı ortamda yine yurt içinde de enflasyonla beraber işin içine bir de katalizör olarak jeopolitik gelişmeler girdi. Hem büyüme tarafındaki hem de piyasalardaki ve tüketici ve reel sektör güvenini açıkçası dikkatle izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor Pelin. Teşekkür ediyorum Çağlar aktarmış olduğum bilgiler için diyerek jeopolitik gerilimleri takip ediyoruz. Özellikle CDS'ler tarafına baktığımız noktada Arjantin'e son yine Türkiye'nin 543 seviyesine yükseldi ve Rusya'da çok ciddi bir anlamda yükseliş var. CDS'ler bazına bakacak olursak en çok yükselenler arasında ilk üçte yer alıyor. Para birimleri açısından bakacak olursak Rus rublesinin en çok değer kaybeden %7,54'lük bir değer kaybıyla birlikte öne çıktığını görüyoruz. Ardından Arjantin pezosu ve Türk lirası bunu takip
takip ediyor. Tüm bu ayrıntılar ve hisse senedi tarafındaki risk iştahının ne kadar daha bir riskten kaçış sinyalinin olabileceğine dair mesajları almak üzere Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Özellikle son dakikayı da aktaralım. Eurostoxx vadelerinde bakacak olursak günlük düşüş burada da %2'yi görmüş bulunmakta. İçeride de yansıması %2.76'lık BIST endeksinde bir geri çekilme söz konusu. Jeopolitik riskleri takip ediyoruz. Burada bir bağışıklık kazanan piyasa mı olur fiyatlamalar içerisinde? Yoksa buradaki düşüşün devamını bekler misiniz? Önce bunu sormak isterim. Ya şöyle, nihayetinde Rusya'da sıcak bir çatışma ihtimalini birkaç zamandır, Rusya-Ukrayna arasındaki ihtimali birkaç zamandır fiyatlıyorduk. Şimdi dün Putin'in açıklamaları ve iki bölgenin bağımsızlığını tanıyarak Rus askerlerini buraya konuşlandıracak olması biraz daha bu işi yaklaştırdı gibi bir görüntü arz ediyor ama hala sıcak bir çatışma çıkmama olasılığı var. Bir de velev ki oldu. Nihayetinde jeopolitik riskler tabii ki önemli ve burnumuzun da dibinde ama şunu atlamamak lazım. Suriye'de uzun zamandır bir çatışma ortamı var ve biz o çatışma ortamının içinde aktif olarak da bulunuyoruz. Aradan bir zaman geçtikten sonra onları fiyatlamayı bırakıyoruz. Bunu örneklemek için verdim. Ama şimdi bu gelişme çok sıcak. Bir de özellikle dışarıdaki etkileri Fed'le de birleşince satışların artmasına ve endekslerin geri çekilmesinin de hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bizi de muhakkak etkileyecek ama ben şöyle düşünüyorum. Bizde pandeminin başından beri çok uzun zamandır yabancı sürekli eksilen pozisyondaydı ve son dönemde de yabancı ilgisi neredeyse sıfır, pozisyonu da satamayacakları kadar az. Şu an yaşadığımız gelen satışlar tamamen bu hadiselerin yarattığı panikle alakalı. Eğer biz kendi şirketlerimize gelen bilançolara ve bu yıla, 2022 yılına her şeyi bir kenara bırakıp bakacak olursak, mali yıl açısından bakacak olursak, 2021'den şirketlerimizin çok daha kötü bir yıl geçirmeyeceği çok açık. Hatta artan kurun etkisiyle dövizle iş yapanların muhtemelen bu sene cirolarında daha da belirgin bir artış söz konusu olacak. Tabii %50'ye yaklaşmış enflasyon da ciroları yine besliyor olacak. Tüm bunlardan ciro artışı ve kar artışı sağlayanlar da bu yıl için bu düşüşler onları almak için de fırsat yaratacak. Yani burada özellikle bu jeopolitik gelişmeler sonrası borsamızda yaşanan düşüşü ben aslında mevcut durumda geri çekilmenin tabii ki dozuna bağlı olarak almak için fırsat olarak da görüyorum. Geçici olacaktır. Ben bir çatışma ihtimali olsa daha çok uzun süreli olacağı görüşünde de değilim. Belki fazla imserim ama en azından şunu biliyoruz. Rusya'ya bu iş yaptırımlarla sınırlı kalacak. NATO ile Rusya arasında herhangi bir savaş ihtimali hayalcilikten öte bir şey değil. Tabii ki iki ülkenin savaşmasını hiç kimse istemez ama bir çatışma ortamı olursa bu Ukrayna ile Rusya arasında sınırlı kalacak. Rusya da ciddi ekonomik yaptırımlarla karşılaşacak gibi duruyor. Bu yaptırımların dozu artar, Rusya'ya finansal yaptırım da gelirse ne olur Türkiye-Rusya ilişkileri sebebiyle ve Ukrayna ilişkileri sebebiyle? Evet, turizm muhakkak etkilenir. %25-27 arası gelirimizi biz Rusya ve Ukrayna'dan alıyoruz. Bu çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bir taraftan da şu var, böyle bir yaptırım olması halinde özellikle Rusya'nın barter yapmak dışında bir şansı olmayacak. İran örneğinden onu biliyoruz. Burada da tabii bazı konularda barter yapabileceği en iyi ülkelerden bir tanesi de biziz. Orada Rusya ile yaptığımız ticaret tarafında bugüne kadar enerji tedarikçisi olduğumuz için iş tek taraflı yürüyordu. Eğer böyle bir sonuç ortaya çıkar ve yaptırımlar çok şiddetli olursa belki de gelecek dönemde tabii ki bir takım kuralların da el verdiği ölçüde barter yoluyla Rusya ile en iyi ticareti yapacak ülkeler sınıfında da yer alabiliriz. Bu da bir ihtimal. Ama tüm bunlar gelecekte şekillenecek. Söyleyeceğim yegane şey borsamız açısından. Şu an şirketlerimiz değerlemeler açısından çok çok ucuz. Özellikle üreten sanayi şirketlerimiz ve özellikle teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere mali sektördeki şirketlerimiz
Hepsinde yer alan fiyat kazanç oranları gerçekçi. Gerçekçi demekle şunu söylemek istiyorum. Şunu kastediyorum. 5 fiyat kazanç oranındaki bir şirketin 5 yıl boyunca o kazançları elde etme olasılığı Türkiye'de bu ortamda çok mümkün. Hal böyle olunca da değerlemeler açısından biz benzerlerine göre çok ucuz bir borsayız. Şu an gelen satışlarda bizi daha ucuz hale getiriyor. Özellikle sanayi tarafına bakıyorum, %3'ün üzerinde bir geri çekilme söz konusu. Ulaştırma tarafında da yine aynı şekilde. Turizm tarafında Türkiye'nin 40 milyar dolarlık bir hedeflemesi vardı bu sezona dair. Fakat şimdi tüm bu jeopolitik gerilimlerle birlikte hem turizm hem ulaştırma hem sanayi tarafında fiyatlamaların da etkili olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca yaptırımların gelmesi belki olası bir çatışmayı engelleyebileceği düşüncesiyle birlikte yaptırım hikayesinin aslında borsalarda çok da ileri fiyatlanmayacağını söyleyebilir miyiz Mehmet Bey? Eğer iş sadece yaptırımlarla kalacaksa söyleyebiliriz. Nihayetinde o zaman tabii yaptırımların şekline göre bizim Rusya ile ve Ukrayna ile olan ilişkilerimiz ne şekilde yön bulacak, ona bakıyor olacağız. Aslında biraz evvel onu özetlemeye çalıştım. Yaptığım özet, çatışma ortamı olmaması halinde Rusya'nın ciddi yaptırımlar altında kalmasıyla Türkiye ile olan ilişkilerinin kısa bir özetiydi. Burada bir takım şeyler tabii ki sekteye yiyebilir ama Rusya ile olan özellikle ticari ilişkilerimizin çok da sekteye yiyeceğini ya da zarar göreceğini düşünmüyorum. Çünkü az evvel de söyledim, biz neredeyse Rusya tarafında turizmden menfaatimiz hariç daha büyük enerji ithalatçısı olduğumuz için ve süreklilik arz ettiği için tek taraflı alıcı gibi görünüyoruz. Belki gelecek dönemde Ruslarla ticaretimizde onlara da bir şeyler satma şansımız olur. Sadece tarım ürünleri değil, belki başka konularda da işbirliği yapma şansımız olur. Çünkü bir tarafta yoğun alıcı olma konumu barter yapma imkanlarını artıracak. Ama bunlar hepsi yaşandıktan sonra görülecek ve karar verecek süreçler. Çünkü şu anda herhangi açıklanmış bir yaptırım da yok ama biliyoruz ki Amerika bu konuda çalışıyor. Evet. Ya sadece yaptırımlarla sınırlı kalacaksa bu iş neticede bir müddet sonra şu anki panik ortamı da azalarak yerini durgunluğa bırakacaktır düşüncesindeyim ben. Evet, özellikle Borsa İstanbul Turizm Endeksine baktığımız noktada %8'e varan bir geri çekilme var. Ulaştırma tarafında ise %3,5'ün üzerinde negatif bir seyir söz konusu. Şimdi yaşanan tüm bu gelişmelerle birlikte Mehmet Aşçıoğlu özellikle borsalardaki düşüşü takip ederken yan tarafında, altın tarafında ve bununla birlikte petrol tarafındaki fiyatlarında güçlü bir seyir gösterdiğini görüyoruz. Altınla başlamak isterim. Altın tarafına baktığımız noktada 1900 doların üzerinde seyrini sürdürüyor. Özellikle altın tarafındaki fiyatlamalarda nasıl bir etki görürsünüz siz? 2000 dolara giden bir yol önümüze çıkar mı? Çünkü yaptırımlar bir tarafta, jeopolitik gerilimler bir tarafta derken altın yatırımcısı aslında güvenli limanı tercih etmeye devam ediyor. Kripto buradan ne kadar etkilenebilir? Bunu da sormak isterim. Kripto daha çok etkilenir bence. Çünkü tüm bu gerilimlerde kriptoda hızlı para kazanma ve volatiliteden faydalanma iştahı vardı. Ama şimdi o iş daha biraz tersine dönüyor. Çünkü çok likit ve hızlıca paraya dönme imkanı var. Biraz daha kriptolarda bozulma devam eder diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir ortamda likidasyona geçme ihtiyacı ya da likit değerleri tutma ihtiyacı var. Altın, evet, klasik olan bu şu anda bu gerginlikle uzun zamandır 1800 dolarlardaki seyrini 1900 doların üzerine taşımayı başardı. Ama biraz evvel de konuştuğumuz olay, eğer sıcak çatışmaya dönerse hikaye, 2000 dolarları görme olasılığımız var. Yok diyemeyiz buna. Velev ki eğer sadece yaptırımlarla bu sınırlı kalır ve bir şekilde hadise bu noktada iki bölgenin işgal edilmesiyle sınırlı kalır. Amerika ve NATO cephesi de bunu tırmandırmayacak olursa, bu yaptırımlar sonrasında ortalık durulmaya başladığında 2000 dolara da koşamayabilir. Bence altının 2000 dolara koşabilecek olmasının tek sebebi olacak. O da sıcak çatışma çıkma hali. Eğer bu olmazsa, evet, gerilim ortamı sürdüğü sürece 1950 doların üzerinde bir seviyeyi muhakkak test etmek isteyecektir. Ama 2000 dolarlar seviyesinin görülmesi ve aşılması, biraz evvel söylediğim, olayın daha da sertleşmesi durumunda söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
emtiaların hepsinde muhakkak surette evet bir fiyat oluşumu olacak ve yukarı yönlü oluşumu olacak. Çünkü böyle hadiselerde kötüye yorulduğunda özellikle arz tarafının daralacağı hesapları yapılıyor. Bu sebeple de fiyat yukarı gidiyor. Tabii en azından şu var, bizim açımızdan bunu yorumlayalım. Emtia fiyatlarının demir çelik daha yukarıda kalacak olması, bu konuda üretim yapanların şu ana kadarki ürün için yapmış oldukları fiyatları korumaları belki de bir miktar yukarı çekmeleri demek. Bu şuna sebebiyet verir. Enflasyon tabii ki bir müddet daha belki geçtiğimiz yıla oranla daha az artan oranla ama korunur demek bu. Ama üreticiler ve borsalar açısından, firma değerlemeleri açısından bakıldığında da fiyatlar için, fiyatların seviyesinin korunması açısından, mamul fiyatlarının seviyesinin korunması açısından da neticede tüm yıl üretici firmalara avantaj ve fayda sağlayacak bir gelişme yaratır diye düşünüyorum. Evet, özellikle Mehmet Aşoğlu, para birimleri arasında da baktığımız noktada işte en son sırada şu an Rus rublesinin %1.1'lik geri kayıpla birlikte bir günlük performansında en kötü performansı gösterdiğini söylüyoruz. Ardından Tayland bahtı ve ardından ise Hindistan rubisi bunu takip ediyor. Bununla birlikte gelişmekte olan tüm para birimlerinin dolara karşı bir değer kaybı söz konusu. Dolarda bir güçlenme söz konusu olacak mı? Fed sıkılaşmaya doğru giderken özellikle. Tüm bu ayrıntıları konuşmaya devam ediyor olacağız ama önce kısa ara diyoruz. Aranın ardından dolar TL tarafındaki beklentileri de aktarıyor olacağız. Yatırım kulübünde Mehmet Aşçıoğlu ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mehmet Aşçıoğlu, özellikle kur tarafında kalmıştık. Dolar TL tarafında 13.80'in üzerine gördü gün içerisinde, seans içerisinde. Ama baktığım noktada bugün dolara karşı değer kaybı tüm gelişmekte olan para birimleri arasında yer alıyor. Özellikle doların yükselişi ve yen tarafındaki yükselişleri de görüyoruz. Buradaki ortaya atılan enstrümanlar ne kadar kalkan olur? Bunu sormak isterim öncelikli olarak. Gelişen ülke para birimleri arasında pozitif ayrışım görür müyüz TL üzerinde? Şimdi içeride kuru olacak taze talebi kesecek bir enstrüman oluştu. Yani dövize endeksli mevduat hesabı iyi bir enstrüman. Eğer kur yukarı hareket etmeyecekse faizinizi alıyorsunuz. Yukarı gidecekse de aradaki farkı alıyorsunuz. Bu da zaten insanların temelde korkusu olan servet kayıplarının, dolara göre servet kayıplarının önüne geçiyor. Çünkü Türkiye'de dolarizasyon had safhada. Aslında paramız bütün para birimleri karşısında değer yitiriyor ama dolarizasyon had safhada alışılmış haliyle. Bu içeride oluşabilecek bir spekülasyonun önüne bence geçti. Ama dışarısı kaynaklı bir takım spekülasyonları tabii ki içerideki bu önlemlerle önleyemezsiniz. Ama dışarıdaki spekülasyon da yani içeride bir talebi yaratacak şekilde körüklenecekse bu da başarısız olur. Şu an kurdaki yükseliş evet dünyadaki gerilim ve doların genel olarak değerlenmesi sonucu ortaya çıkıyor. Bizim temel sıkıntımız şu, 13.5'u çıpa yapmıştık. Şimdi biraz onun yukarısındayız. Kur aşağıya da gelemiyor. Zaten aşağı gelmesi ya da kurun TL'nin değerlenmesi bir takım dengeleri de bozuyor. Bu da çok istenen bir şey değil. Fakat yukarı hareket başladığı zaman da maalesef bir şekilde de geçtiğimiz 6 yıl boyunca Türk lirasının tutunamadığını gördüğümüz dönemler oluyor. Şu ortamda bu kadar gerginlik varken ben yukarıya sert bir atak beklemiyorum. TL tarafında başka bir deyişle aşırı bir değer yitirme konumu beklemiyorum. Ortalık biraz durulmaya başladığında tekrar dolar endeksi normale döndüğünde jeopolitik risk kavramı azaldığında Fed'e rağmen dolar endeksi biraz oturmaya başladığında zaten gelişmekte olan para birimlerinde de bir toparlanma görürüz. Dediğim gibi ben TL dolar tarafında şu an bir atak öngörmüyorum. Belki iş bir sıcak çatışmaya döner çünkü sürekli haber takip ediyor olacağız. Oralarda gelişmekte olan para birimleri bundan etkilenir. O sebeple biz de muhakkak etkileniriz ama eninde sonunda hani ortalama değerler olarak 14 liranın altında bir kur oluşumunu uzunca bir süre seyrederiz diye düşünüyorum.
Peki şunu sormak isterim. Yani burada jeopolitik gerilimlerdeki yaşanan gelişmeler büyümeden ne kadar çalacak? Özellikle küresel büyümeden ne kadar çalacak ifadesi ve belirsizliği varken Fed Mart ayında ne kadar net hareket edebilir? Fed'den bir geri adım görür müyüz Mart ayında? Faiz artışı beklentiler dahiline girdi. Yoksa Fed enflasyon üzerine gider ve büyümeyi kenara bırakır, enflasyonla mücadele üzerine Fed'den bir faiz artışı gelir mi? Şimdi ağızdan laf Fed'de bir kere çıkıyor. O yüzden de ben faiz artımını yapacağını düşünüyorum. Ama bütün bir yıla yaygın düşünecek olursak JP Morgan ya da diğerlerinin yaptığı türden tahminler üzerine 8-9 işte artacak, %2'nin üstüne çıkacak gibi beklenti yok. Şöyle ki eğer faiz artımlarının dozunu kaçırırsa güzel bir konuya temas ettiniz. Dünyada büyümenin geçtiğimiz yıllar kadar iyi olmayacağı çok açık. Pandemi endemiye dönerken bile hal böyle olunca da özellikle piyasada para akışını durduracak türden önlemler Amerika ekonomisinde bazı sektörler için ciddi bir duraklama ya da geriye çekilme yaratabilir. Tabii hal böyle olunca da Amerika'da en önemli şey durmadan takip ediyoruz. Neticede istihdam ve bunu tarım ve tarım dışı istihdam olarak ayırarak da bakıyorlar, çek ediyorlar. Şu durumda istihdam önemli bir şeyse ki bunun azalması ya da işsizliğin artmasına tahammülü yok Amerikan ekonomi yönetiminin. Hal böyle olunca da Fed yapacaktır ama yılbaşında beklediğimiz gibi ondan sonraki gelişmeleri izleyerek, takip ederek daha sonraki dönemlere karar verecektir. Bu tabii piyasalar için ızdırap demek. Her faiz döneminde Fed ne yapacak konusu da ayrıca fiyatlanacak. Bu da ayrı bir mevzu. Ama ekonomilerin büyüyememe ya da geçtiğimiz yıl kadar büyüyememe olasılığı var. Bunu muhakkak dikkate alacaktır. Özellikle şunu sormak istiyorum. Yani burada Fed'in bu hamlesi, jeopolitik gerilimler piyasalarda bir düşüş yönü başlar mı yoksa buradan bir istek oluşur mu? Yani çünkü Fed fiyatlamalar içerisine girdi tam anlamıyla diyebilir miyiz ya da jeopolitik gerilimler biraz daha savaş boyutuna girmeden diplomasiyle çözülebilecek bir boyuta doğru geçerse buradan böyle yatırımcı için mesela bu seviyeler bir alım fırsatı oluşturur mu? Kesinlikle oluşturur. Türkiye'yi az evvel özetledim. Dünya için de durum çok farklı değil. Biraz evvel de söyledim ya, belli ki cirolar korunuyor olacak. En azından 2021 karlarını sadece Türkiye'deki firmalar değil, Amerika'daki firmalar, dünyada iş yapan firmalar da koruyor olacak. Bu durumda o fiyatlamalara göre ortaya çıkan bu fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri kavramları da tabii ki bu endeks seviyelerinde pahalılık arz etmeyecek. Buradaki her düşüş, eğer bir de makulün ötesinde düşüş söz konusuysa, almaya ve para kazanmaya fırsat yaratacak. Çünkü endekslerin görmüş olduğu zirve seviyeleri muhakkak test edilecektir 2022 yılı içinde. Misal şu an 33.500 gibi bir seviye DAV'da oluşsa, 37.000'e koşacak olsa %15'lik bir kazanç az değil. Biz Amerika'da yılın sonunda faiz 1.5 olur mu onu konuşuyoruz. Keza Türkiye için de çok farklı değil. 2400 endeks gördük. 1900 seviyelerden pozisyon alıp 500 puan kazanıyorsanız bu da iyi bir kazanç. Çünkü daha iyisini yapacak başka bir enstrüman yok. Şöyle bir bakıyorsunuz, faizde reel getiri yok Türkiye'de ki TL faizine koşasınız. Herkes dövizli enstrümanları tercih ediyor. Dövizde de belki seçime kadarki süreci belli bir bant aralığında geçireceğiz. O yüzden de borsalar almak için fırsat sunuyor. Bir daha tekrar edeyim. Gelen bilançoların, bizde gelen bilançoların özelliği şu. Karlar çok çok iyi geliyor. Orada gördüğünüz temettü dağıtır mı bilmiyorum. Türkiye'de firmalar temettü dağıtmazlarsa da bunu kâra ilave edebiliyorlar. Ama dağıtılabilir temettü kavramı olarak bakalım. Hisse başı karlara bakıldığında Türkiye'de üretilen ve buna bağlı olarak hesap ettiğimiz fiyat kazanç oranlarına bakıldığında geçmişte 5 fiyat kazanç oranı olan bir şirket için ya bu sene bunu yapar ama seneye yapamaz. Neticede bu 5 aldatıcı derdik. Şimdi o 5'ler, 4'ler, 6'lar çok gerçekçi. Çünkü enflasyon da var ortamda. O sebeple Türkiye'de endeks ve hisseler için çok ciddi potansiyel var. Seçim en büyük çıpa. Yılın sonuna doğru da zaten şekillenmeye başlar diye düşünüyorum.
Mehmet Aşoğlu, çok teşekkür ediyorum aktarmış ben olduğum bilgiler ediyorum. İçin diyerek Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Sayın Mehmet Aşoğlu ile birlikte özellikle beklentileri aktarmış olduk. Goldman Sachs'tan da yine yapılan tahminlemeler vardı, özellikle not yayımladı. Euro-Dolar paritesinde %2'lik bir düşüş olabileceği savaş senaryosu için bunu söylüyor. Bununla birlikte Borsa İstanbul'a son kez bakalım. Borsa İstanbul'da ise %2'nin üzerinde bir düşüş devam ediyor. Burada 99 hissenin aşağı yönlü, bir hissenin ise sadece yukarı yönlü. O da Carson Automotive'in puan bazlı en çok yükselenler arasında sadece bir hisse olduğunu da söyleyerek yine küresel piyasalara yönelik de gerilimin devam ettiğini söyleyelim ve şimdi bir kez daha hissedelim. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Evet, Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere hemen Dubai'ye gidiyoruz. Ersoy Erkazancı bizlerle birlikte. Ersoy, özellikle Rusya ve Ukrayna meselesi piyasalarda etki uyandırdı. Hem petrol fiyatlarında hem de hisse senetlerinde, ne dersin? Pelin merhaba. Evet, bir saat önce konuştuğumuzda da benzer bir durum vardı. Rusya-Ukrayna gerginliği piyasalarda sert satışlara sebep oldu. Borsalarda, petrolde ise tam tersi yükselişe sebep oldu. Güvenli limanlara kaçış var. Asya'da pek çok piyasa kapandı. Hong Kong hariç, o da en çok eksisiyle dikkat çekiyor. %3'ün üzerine çıkıyor. Tekrar geri geliyor. Ama %1'ler, %2'ler sert satışlar var Asya tarafında. Neden Hong Kong ayrıştı? Özellikle Çinli teknoloji hisseleri yeni regülasyonlar sebebiyle ekstra satışlar gördü. Alibaba gibi, Meituan gibi, Tencent gibi hisseler. O yüzden de Hong Kong diğerlerine göre ayrıştı. Ne değer kazandı? Japon yeni değer kazandı, altın değer kazandı ve de emtialarda yükseliş var. Seninle konuştuğumuzdan bu yana bile bir saat içinde petrol fiyatları daha da yükseldi. Bakıyorum, 97.6 dolar seviyesinde Brent, Amerikan türde 94.6 dolar seviyesinde. Yani pek çok kurumun söylediği bu 100 dolarlara gitme yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor petrol fiyatları. Peki ne etkiliyor? Oluyor tabii ki, jeopolitik riskler önemli ama Rusya'ya yeni yaptırımlar gelebilir Amerika tarafından, Avrupa Birliği tarafından. Rusya petrolü de piyasaya çıkamayabilir. O yüzden piyasalar biraz bunu da fiyatlıyor. Sadece petrol değil, alüminyum tarafında da yükseliş görüyorum. Orta Doğu tarafında ise tabii bu petrol fiyatlarının yükselmesi yarıyor. Örneğin Tadavul Suudi Arabistan borsası %11,5 artısıyla sene başından beri dikkat çekiyor. Aramco hisseleri, dünyanın en büyük petrol şirketi, tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi. Bunlar dikkat çeken gelişmeler. Katar'da doğal gaz zirvesi oluyor. Oradan başlıklar yakın zamanda gelir Pelin. İsrail Merkez Bankası faizleri değiştirmedi, 0.1'de bıraktı. Bir de Dubai'de yeni bir ikonik bina açılıyor. Bugün Museum of the Future, gelecek müzesi veya geleceğin müzesi diyelim. O da çok önemli binalardan biri olacak Dubai'de. Evet, benim taraftan son başlıklar böyle diyeyim. Söz sana aktarayım Pelin. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Erkazancı aktarmış olduğum bilgiler için. Diyerek hastaya noktalıyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet, böylece yatırım kulübünü burada noktalıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.